Şimdi shutter'a index.html alalım. Sevez diyelim. index.php diyelim. Burayı refresh edelim. Ve index.html'i kaldıralım. Artık ihtiyacımız yok. Burada da yine basit. Hemen gelelim. Tek kayıt seti işimizi görecektir. Slider diyelim. Slider, slider ID'ye göre descending olarak sıraladık. Şimdi hemen gelelim. Buradaki slider resim URL'imizi buraya bir atalım. Attıktan sonra geri kalan 3 tane lee'yi kaldıralım. Ve bu lee'yi seçip server waivers'tan repeat region diyelim. Ve son 5 kaydı burada göster dedik. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ctrl S'te kaydedelim ve F12 diyerek bir test edelim. Şu anda bütün resimlerimiz geldi. Bunun image'sine bir bakalım. 1 2 3 mi demişiz yine biz shutter access img photos 1 2 3 4 diye gitmişiz. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem çalışıyor. Başka ne vardı? Style vardı. Style'a bir bakalım. Nasıldı? F12 diyelim. Style de bu şekilde. Hemen gelelim buna da Sevez diyelim. Ve index.php olarak aynı klasörün içine bir kaydedelim. Kaydettikten sonra index.html'i kaldıralım, artık ihtiyacımız yok. Şimdi hemen gelelim bir tane kayıt seti oluşturalım. Ares slider diyelim. Ve slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım. Şimdi bakalım buradaki sistem nasıl. Burada öncelikle content alanı burası. Burası da navigasyon alanı. O zaman bize iki tane kayıt seti lazım. Hemen gelelim bir kayıt seti daha ekleyelim. Ares slider başlık diyelim. Slider başlığı olsun. Slider ID'ye göre bu da descending olarak sıralansın. Şimdi aşağı doğru bakarsak burada A var. Resimler A etiketi içinde. Daha sonra da P var. Peki biz bu A'yı kaldırırsak, Ctrl S'te kaydedersek, link istemiyoruz desek, index.html yok artık. index.php var. Şu şekilde herhangi bir sıkıntı olmayacak. A etiketlerini eğer istemiyorsanız kaldırabilirsiniz. Bakarsak burada divler tekrar ediyor. Bunu kaldıralım. Divler tekrar ediyor. Hemen bindings paneline gelelim. Buradan slider resim URL'i buradaki bir jpeg'in yerine atalım. Daha sonra bu p'nin içine bizim slider açıklamamızı atalım. Ve burayı repeat region ettirelim. Ares slider'a göre 5, son 5 kaydı listele dedik. Bir de burada bizim başlık kısımlarımız var. Bindings'i tekrar açalım. Burayı da alalım. Başlığımızı şuraya bir atalım. Geri kalan lee'leri silelim. Tek bir tane lee yeterli bize. Server waivers'a gelip repeat region diyelim. Ve yine tekrar son 5 kaydı Ares slider başlıktaki, dikkat edelim. Listeleyelim. F5 diyelim. Bakarsak deneme geldi. Tab panel geldi. Görsel anlatım TV geldi. RC eğitim geldi. Görsel TV geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem yeniden çalıştı. Burada yine açıklama kısımları da geldi. Bunu da kapatalım. Ve bakalım şu an tab kaldı. Index.php demişiz zaten buna. Direkt
PHP, pardon, tab'ı açmadık. Şu iki dosyayı bir silelim biz. index.html açalım. Sevez diyelim. index.php diyelim. Burayı refresh edip index.html'i kaldıralım artık. Şimdi bir bakalım. Tab content dedi. Burada neresi, hangi kısımlar tekrar ediyor? Onu bir bulalım. Şimdi bir bakarsak sistemimize, bu şekilde bir sistem var. Yazı istersek yazı, resim istersek resim ekleyebiliyorduk. Şimdi o zaman burada UL tekrar ediyor. Şöyle bakarsak burada UL tekrar ediyor. Şu kısım yazı olan kısım. Bu kısmı kaldıralım. Daha sonra bir de şuradaki span tekrar ediyor. Buradaki geri kalan 3 tane span'ı da kaldıralım. Şu span tekrar edecek ve buradaki UL'ler tekrar edecek. Kontrol istersek şu anda bir tane tab kısmımız kalmış olması lazım. Evet. Şimdi gelirsek burada yine 2 tane kayıt seti ekleyelim. Slider diyelim. Slider ID'ye göre descending olarak sıralasın dedik. Okey diyelim. Bunu kopyalayalım ve paste edelim. Record set 1 olarak kalsın. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki 1'i alalım. Slider resim URL'i atalım buraya. Alt etiketi boş. Sorun değil. Hemen burada bir yine PHP diyelim. Burada if yazmamız lazım artık. PHP if parantezlerimizi açtık, kapattık. 2 nokta üst üste dedik. If slider resim URL boş değilse bu kısmı göster. Else ya da eğer boşsa da slider açıklamayı göster ve burada PHP end if if'i bitir dedik ve if'i bitirdik burada. Şimdi tamam, burası bu şekilde tamam olması lazım. Peki bu alttaki span kısmı, span kısmı da record set 1'den gelecek. Slider başlığı atalım bu görsel TV'nin yerine. Ve burayı da survey behaviors'a gelelim. Repeat region RS record set 1 son 5 kaydı tekrar et dedik. Bu UL kısmını da seçelim. Seçtikten sonra repeat region RS slider'daki son 5 kaydı tekrar et dedik. Ctrl S ile kaydedelim. Şimdi sistemimizin düzgün bir şekilde çalışması lazım. Evet, bakarsak sistem düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi Navicat'i bir açalım. MySQL Server diyelim. Buradan slider diyelim ve slider'a girelim. Slider'dan da herhangi birinin resmini boşaltalım. Şimdi F5 dersek bakarsak sadece içerik alanı gelecektir. Bunu da bu şekilde tamamlayalım.